Değerli yengeç burçları, 23 Kasım, 29 Kasım haftalık burcu. Uzun süredir hayalinizde yakın dostlarınız ve çevrenizdeki insanlarla görüşmek istiyordunuz ama tabii ki pandemi geldi. Maalesef online, Zoom üzerinden görüşebilirsiniz. Evet, çok uzun süredir farklı fikirler vardı, planladığınız saatleriniz vardı ama biliyorsunuz Türkiye'nin genelinde belli kısıtlamalar var. O yüzden gündüz mesafeli şekilde görüşmeler ama akşam planlarınız varsa şu an için ancak ya sen onda kalacaksın ya onda kalacak şekilde yapmanız gerektiğini vurguluyorum değerli yengeç burçları. İş hayatınızda özellikle mantıklı davranışlar sergilediğinizde işinizle ilgili güzel bir yükseliş sizi bekleyecek ve gerçekten hak ettiğiniz noktaya aydınlığınız oluşacak. Özellikle yüksek lisans eğitimi ve devlet kadrosuna girmek isteyen yengeç burçlarında gerçekten hedeflediğiniz sınav var. Bu sınavı başaracaksınız ve istediğiniz kalıp sizin için hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyeceğim değerli ikizler burcu. Özellikle büyük kurumsal firmada çalışan ve hatta uzun süredir mobbing uygulanıyorsanız ve işinizle ilgili zararlar görüyorsanız artık hak ettiğiniz değeri bulacaksınız ve üst düzey yöneticiler sizin yerinizi ve alanınızı belirleyecek. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Özellikle estetik salonunda, güzellik salonunda çalışan bazı yengeç burçlarında ciddi bir radikal bir karar ve bulunduğunuz noktayı değiştirmek, farklı bir noktaya geçiş yapıp kendinize ufak bir yer açma planınız var. Ben olsam Mayıs'a kadar beklerdim. Ondan sonra yoluma bakardım. Şu an böyle bir ani karar verip hata yapmanızı istemiyorum değerli yengeç burçları. Ve zaten biliyorsunuz Türkiye'nin ve dünyanın ciddi bir kriz olduğunu, gereksizce kendinizi yıpratıp da depresyona sokmanızın bir anlamı yok diyorum. Evet, saçlarımı kestim. Çünkü çok dökülüyordu değerli yengeç burçları. Evet, ben de uzun saçı seviyorum ama maalesef inanılmaz bir döküntü var ve kuaförüm dedik artık bu saçları biraz sıfırlayalım, hatta 3 numaraya 4 numaraya vuracaktık. Ben vurduracaktım da o dedi ki yapmayın Emine Hanım, ya devamlı YouTube'dasınız, insanların göz enerjisini değiştirmeyin. Evet, kısa saç yakışabilir ama sizin enerjiniz farklı dedi. O yüzden böyle çok dökülüyordu, ne yapayım. Yani hatta ya üzülüyorum artık, her yerim böyle. Şimdi toparlamaya başlayacak inşallah diyorum. Erkek tıraşı oldum. Oğlum görünce anne ne bu halin ya dedi bana. Ama ben kısa saçı da seviyorum. Saç bende nasıl olsa uzar. Şöyle söyleyeceğim. Yurt dışında büyükleriniz ya da şehir dışında büyükleriniz varsa sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşanacak. Bununla alakalı mücadeleler verebilirsiniz. Ve uzun süredir almak istediğiniz bir araç gündemimiz var. Bununla ilgili kolları sıvama haftamız ve kolay gelsin alacak olarak gözüküyorsunuz değerli yengeç burçları. Sağlık olarak özellikle diş eti iltihaplarınız, kadınsal bölgesinde akıntı ya da koku tarzı mantar gibi oluşumlar, erkeklerde de prostatla alakalı bir sıkıntımız ve özellikle dikkat etmeniz gerekiyor ve ciğerler hassas olarak gözüküyor, ihmal etmeyin diyorum. Şöyle bir haritanızı gözden geçirdim. Aslında çok büyük planlarınız vardı. Kafanızı dinlemek istiyordunuz. Kafanızda büyük planlarınız vardı ama bazı yasaklardan dolayı ertelediniz. Ama gerçekten hedeflediğiniz her şey sizin hayatınıza yavaş yavaş oturacak. Bir de şöyle demişim. Resim, müzik, dans yeteneği ya da bu tarz merakı olan kişilerde böyle sanatsal kitap yazmak, senaryo yazmak ya da bol kitap okuma haftanız olabilir. O yüzden bunları enerji olarak da alıyor olabilirim. Haritanız da bunu veriyor. Bunlarla güzel vakitler geçirip kendinizi çok fazla yenileyeceksiniz. İyi şeyler bekliyor. Bir de ailenizin özellikle iki katlı toprakta bir evi varsa burayla ilgili satım kararı verdiniz ama ben olsam vermezdim. Yer çok kıymetli ve değerli. Ailenizden de güzel bir yadigar. Biraz daha düşünün istiyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Instagram sayfalarım Akkaya Official ve Astroloji'den Ne Haber günlük yorumlarımız var. Takip etmek isteyenler için takip edebilirsiniz. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin. Allah hepimize şifa versin değerli yengeç burçları. Rabbim sizi korusun.